Evet sevgili seyirciler, ana haber bülteni akışı içerisinde sizlere hatırlatmada bulunmuştum. Demiştim ki ana haber bülteni içerisinde hepinizin ama hepinizin, bütün Türkiye'nin çok yakından tanıdığı bir isim. Siyasette artık hani doğan diyebileceğimiz isimlerden biri. Çalışma Sosyal Güvenlik ve Güvenlik eski bakanı aynı zamanda Sayın Nihat Matkap. Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun bir süre genel başkan yardımcısı da yapmış bir isim. Ve şu anda stüdyolarımızda kendisini konuk ettik. Peki neyi konuşacağız? Anayasa değişikliğini konuşacağız. Neden hayır diyor Cumhuriyet Halk Partisi ve neden hayır demeliyiz? Onu konuşacağız o deneyimli isimle. Ama hepsinden önce iyi akşamlar Sayın Matkap. İyi akşamlar Sayın Yolcu. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar iyi olabiliyorsak Sayın Matkap işte öyle. O kadar iyiyiz ne yazık daha ki. Daha iyi olacağız. İnşallah. Şimdi Sayın Matkap, ana haber bültenine konuk olduğunuz için süremiz oldukça kısıtlı ve biz sizden maksimum faydalanmak istiyoruz. Eğer sizler de müsaade ederseniz hemen şuradan başlamak istiyorum. Neden hayır demeliyiz 16 Nisan referandumunda? Şöyle söyleyeyim. Önce bu anayasa değişiklikleri neler getiriyor? Siyasi hayatımıza, yönetsel hayatımıza, devlet hayatımıza neler getirdiğini bir anlatmak istiyorum. Peki buyur. Buyurun Sayın Matkap. Bu değişiklikle başbakanın görevleri lağvediliyor. Başbakanlık kurumu iptal ediliyor. Başbakan bütün yetkileri Cumhurbaşkanı'na devrediliyor. Bununla yetinilmiyor. Meclisin devletin yönetimine ilişkin kanun çıkarma yetkileri de Cumhurbaşkanı'na devrediliyor. Ayrıca Anayasa Mahkemesi Yargıtay ve Danıştay üyelerini belirleme yetkileri de büyük oranda Cumhurbaşkanı'na ve kendisinin partisine devrediliyor. Bununla da yetinmiyor sistem. Partisinin genel başkanlığı da devrediliyor. Ayrıca eski anayasa hükümlerinde ve şimdiki anayasada mevcut olan milletin birliğini Cumhurbaşkanı temsil eder hükümleri de devam ediyor. Böyle çelişkili bir düzenleme geliyor önümüze. Şimdi böyle baktığınızda denetimsiz ve dengesiz bir siyasi güç gidiyor. Hı hı. Denetimsiz ve dengesiz siyasi gücü elde edenler geçmişte, tarihimizde, liderler genelde ülkelerini felakete sürüklemişlerdir. Endişelerimiz var, korkularımız var. Bir defa eğer yargı bağımsız değilse, kamusal hizmetler tarafsız değilse o devlet çökmeye mahkum. 15 Temmuz'daki çöküntü ve benzerleri gibi. Nasıl Hitler Almanya'yı yok ettiyse, nasıl Saddamlı Irak çöktüyse, parçalandıysa, nasıl yıkılan Kaddafi'nin ülkesi halen toparlanmadıysa, Türkiye'de böyle bir felakete sürüklenebilir. Çok ciddi bir risk. Şimdi hani bu riski alabiliriz. Evet de diyebiliriz. Ama bu değişikliklerin kadrini bize anlatmaları gerekir. Acaba bu değişiklikler ekonomimizde önemli açılım getirecek mi? Birincisi şu tereddütümüz. Türkiye'nin en büyük sorunları mesela evet, bir ikincisi, ekonomi. İkincisi bu model, önerilen bu model işler mi? Dünyada örneği var mı? İkinci temel nokta bu. Üçüncü temel nokta, tereddütlerimizi anlatıyorum. Bu modelde kişilerin, yurttaşların hak, hukuk, özgürlük ve alın terleri güvence altında mı? Çünkü sistem bütünüyle değişiyor. Bu üç temel noktayı açarsak o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin tereddütlerini anlayabilirsiniz. Şimdi bu riski göze alalım. Bu riski göze alalım. Yani bu değişikliğe evet diyelim. Ekonomide açılım olur mu? Şimdi bu parlamenter demokratik sistemle Türkiye dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasında yer alıyor. Bazı yıllar 16. olduk. Bazı yıllar 17. 2014 verilerine göre de Türkiye dünyanın en büyük 18. ekonomisi. 800 milyar dolarlık gayri safi yurt dışı hasıla vardı 2014'te. Bunun anlamı şu, yani işletmelerin o yıl toplam mal ve hizmet üretimi 800 milyar dolar. Biz bu sistemi getirelim ama acaba bu sistemi getirirsek gayri safi yurt içi hasılamız 800 milyar dolardan 1 trilyon 600 milyara çıkar mı? İkna ederlerse ben evet demeye hazırım.
Mesela petrol yatakları vardır belki bilmediğimiz. Doğal zenginlikler vardır. Prangalar var diyor üstümde. Hı-hı. Ayak bağı var üstümde. Bunu anlatırsa evet deriz ve evet demeye de halkı ikna ederiz. Ama anlatması lazım. Türkiye yıllardır 140 milyar dolar ihracat yapıyor yılda. Eğer bunu 280 milyar dolara çıkaracaksa, bu yeni modelle, mucizevi, efsane bir sihir gelecekse, bunu anlatsınlar bize. Turizm gelirlerimiz her sene ortalama 30 milyar dolar. Rusya krizinden dolayı, Suriye krizinden dolayı geçen sene 20 milyar dolara düştü. Eğer bu evet cephesindekiler, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan ve Sayın Bahçeli, eğer bunu 60 milyar dolara çıkaracaklarsa ben evet demeye hazırım kendim. Ve o zaman o riski alırım. O zaman ne olur? Kişi başına düşen milli gelir payımız 20 bin dolara çıkar. O zaman bu değer deriz. Ama efendim FETÖ'cüler hayır diyor. DAEŞ'ler hayır diyor. Kendi ortakları. Onlar hayır diyor diye Cumhuriyet Halk Partisi hayır diyor diye evet deyin. Yok öyle bir şey. Ben bu kadar riski alacaksam bana niye bu riski alacağımı söyleyeceksin. Hı hı. Bizim arayışımız bu. Bizi ikna etsinler. Yoksa biz körü körüne durduğumuz yerde hayır demiyoruz. Felaketle sonuçlanacak bir model öneriyorlar. Bu birincisi. Evet. Ali Bey, ikinci olay şu. Bu model işler mi? Bakınız, bütün dünyadaki ülkeler gelenekleriyle yönetilirler. Anayasa olmasına da gerek yok. İngiltere'nin örneğin anayasası yok. Türkiye'de parlamenter demokratik sistem 200 yıldır uygulanmaya çalışıyor. Her sene gelişiyor. Her sene biraz daha gelişme kat ediyor. Çünkü hedefimiz demokratik sistem. Zaman zaman aksamalar oldu, zaman zaman darbeler oldu. Ama o sistemde biraz önce söyledim. Türkiye dünyanın en önemli ülkelerinden biri. Şimdi bizim geleneklerimize ne oluyor? Milletvekili seçimlerinde en yüksek oy alan partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendiriliyor. Eğer partisinin milletvekilleri yetiyorsa tek başına hükümeti kuruyor. Değilse koalisyona gidiyor, bir program hazırlıyor. O programı meclise götürüyor. Meclis kabul etmezse o programı o hükümet kurulamıyor. Meclis çok etkili ve yetkili. Şimdi yeni modelde o Sayın Cumhurbaşkanı hükümeti istediği kişilerden oluşturacak ve meclise herhangi bir program göndermek zorunda değil. Bir defa meclis etkisiz ve etkisiz hale getiriliyor. Yani en çok güvendiğimiz kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi şeklen duruyor. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Geleneklerimizi ters yüz ediyor. Sayısı artıyor ama şimdi bunlar mesela Sayın Cumhurbaşkanı konuşmalarında şunu söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi böyle diyor ama meclisle ilgili tam tersine biz 550'den 600'e çıkarttık milletvekili sayısını. Tamam da. Şeklinde bir savunmaları oluyor. Şöyle şekli bir meclis kalıyor. Yani bütün dünyaya Türkiye'deki meclis açıktır algısını oturtmak için duruyor. Şimdi evet. Geçenlerde çarpıcı bir örnek verildi. Gençlerimize de yer açılıyor. 18 yaşındaki gençler de meclise girebiliyor. Düşünün ki Sayın Cumhurbaşkanı hangi partiden olursa olsun isterse 18 yaşında bir gencimizi, askerlik yapmayan bir gencimizi Genelkurmay üstünde Milli Savunma Bakanı yapabilir. Hiçbir engel yok. Yapsın. Yani yapmasına niye karşı çıkıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi olarak? Karşı çıkma olarak değil. Anlatıyorum yani. Gelenekleri anlatıyorum. Milli Savunma Bakanı, askerlik yapmayan birine de verebilirsin. Bütün yakınlarını bakan yapabilirsin. Hı hı. Çünkü dengesiz ve denetimsiz bir siyasi güç oluyorsun. Çok kötü bir risk alıyorsun. Alan da tehlikeli bir riske giriyor. Bakınız, mesela şimdi bütçeler hazırlanıyor. Bütçeye de komisyon, meclisteki komisyon karar veriyor. Ve bütün siyasi partilerin uzlaşmasıyla komisyondan çıkıyor. Aşağıda da tartışılıyor bütçe. Kabul edilmezse o hükümet yıkılmak durumuyla karşı karşıya kalıyor. Ama şimdi yeni modelde, önerilen modelde Sayın Cumhurbaşkanı gönderiyor bütçeyi. İster meclis kabul etsin, ister etmesin. 800 milyar tutarında, 800 eski paraya göre 800 katrilyon harcayacak, denetim sıfır. Şeklen bir denetim var. Eğer 400 küsur milletvekili
itiraz ederse, soruşturma açarsa Yüce Divan'a gidecek, Anayasa Mahkemesi'ne, yani kendi atadığı üyelere gidecek. Zaten orada da denetim yok. Yani çok açık, net, denetimin hiç olmadığı, dengenin hiç olmadığı bir model öneriliyor. Bakınız, mesela bütün atamalar yapabilecek bu durumda. Şimdi Amerika'da büyükelçi atamak için, müsteşar atamak için, genel müdür atamak için senatodan izin almak gerekiyor. Orada oylanıyor. Eğer ABD başkanı, o kudretli başkan, müsteşarını veyahut da büyükelçisini senatoya kabul ettiremezse atayamıyor. Ama burada kimseye sormadan valileri atar, her şeyi atar. Ve devletin yönetilmesine dönük kanun hükmünde kararnameyle her şeyi yapabilir. Yani bir günde diyebilir ki Hatay Büyükşehir ve Adana Büyükşehir belediyelerini lağvettim. Bunları Mersin Büyükşehir'e bağladım. Kimsenin itiraz edecek hakkı yok. Gerekçe göstermek zorunda değil. En ufak bir yasa teklifi, bir yasa taslağını meclise gönderdiğinizde günlerce gerekçesi hazırlanır. Ama öyle bir zorunluluk olmayacak. İsterse Hatay'daki 15 belediyeyi bir anda kapatır, bunu Büyükşehir'e bağladım diyebilir. Veyahut da Antakya Belediyesi'ni İskenderun Belediyesi'ne bağladım diyebilir. O kadar büyük yetkilerle donatılmış oluyor. Şimdi önemli bir şey söylüyorum, model işler mi? Yani bütün bu kaygılarımızı anlatıyorum. Bir de şu önemli. Şimdi devlete baba gözüyle bakarız. Devlet baba deriz bizim geleneklerde. Cumhur baba, vali baba. Düşünün ki Hatay'ı ziyarete gelse şu an Sayın Cumhurbaşkanı, ilin bütün milletvekilleri hangi partiye mensup olursa olsun onu karşılıyor. İlin bütün il başkanları karşılıyor. Bakanlar birlikte geliyor. Programa vali bey hakim. Şimdi parti genel başkanı kimliğiyle ve cumhurbaşkanı kimliğiyle Hatay'a geldiğini düşünün. Vali onu Türk bayrağıyla karşılayacak vali bey. Kendi partisinin il başkanı da parti bayrağıyla karşılayacak. Hangisinin programı işleyecek? Nereye bakacak? Çünkü genel başkan kalmak için partisinin tüm taleplerini karşılamak durumunda. Bütün atamaları partisinin isteği doğrultusunda yapmak zorunda. Milletin birliğini temsil eden insan bunu yapamaz. Hangi insan olursa olsun. Kimsede bu güç yok. Bu sistem işlemez. Bu sistemin işleme şansı yok. Düşünün, bundan sonra sistemin bütünlüğü için, inanın çok net görüyorum bugünden, evet çıkarsa yarın valilerin de parti il başkanı olması gerekecek. Düşünün, baba diye sığındığınız Diman, vali. En ufak bir sorunda dilekçe veriyorsunuz. Gidip derdinizi anlatıyorsunuz. Öyle biri kalmayacak. Geleneklerimiz de olacakları karşılaştırmaya çalışıyor. Yani sistem, önerilen sistem Türkiye'nin şeyine uygun değil. Bir de hani şey endişelerimiz var. Türkiye, Irak gibi, Suriye gibi parçalanmak isteniyor. Bu bölgelerde sınırlar yeniden çizilmek isteniyor. Böyle de endişelerimiz var bizim. Birlikte yönetmemiz lazım Türkiye'yi. Referandumdan evet çıkması halinde böyle bir riskten söz edenler var. Bir hayli geniş bir kesim. Siz o kesimin içinde misiniz Nihat Matkap olarak? Şöyle söyleyeyim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı güzel bir şey söyledi geçen gün. Benim 16 Nisan'ı göreceğim belli mi ki dedi. Ben değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın devleti sevdiğinden dönük hiçbir endişem yok. O da yıllardır siyasetin içinde devletine aşık, Türkiye'nin ilerlemesi için çabalayan bir insan. Bunda samimi misiniz bu cümleyi söylerken? Hayır, samimi söylüyorum ama siyasetini beğenmem, o ayrı bir şey. O zaman endişeniz ne? Endişem şu. Yani 16 Nisan'da olmayabilir. Hayır, bir başkası gelebilir. Şunu söylüyorum Sayın Matkap, müsaade edin, sadece bir şey söyleyeceğim. Genel manada şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüttüğü muhalefeti bu konuda şöyle bir algı var. Deniyor ki Recep Tayyip Erdoğan sevilmiyor, istenmiyor, hayır, desteklenmiyor. Doğru mesele değil. Bu. O yaklaşım doğru. Buyurun, değil. Buyurun, açıklayın. Hayır. Konu Recep Tayyip Erdoğan'ın hiç ilgili konusu değil. Hiç değil. AKP bu seçim değil, AK Parti ile alakalı değil. Yarın hiç ummadığınız biri olur. Osmanlı tarihine bakın. Çok deli gelmiştir. Yani ondan sonra ne olacağını bilemezsiniz. Dünyanın şu an en saygın, en doğru rejimleri kurumlarıyla çalışan demokrasi. Eğer kurumları çökertirseniz demokrasi kalmaz, devlet kalmaz. 15 Temmuz'da dikkat edin. Kamu görevlileri liyakat esasına göre alınmadı Türkiye'de uzun bir süre. Farklı referanslar alındı.
cemaat referansları alındı. Farklı referanslar alındı ve 15 Temmuz'da dünya üzerimize çöktü. Şimdi ülke bütünüyle çökebilir. O endişemiz var. Ama biraz önce birinci maddede söylediğim gibi eğer hakikaten Türkiye'yi ekonomik olarak uçuracaksa, sosyal olarak uçuracaksa hadi bu riski alalım. Bu riski niye alalım? Bizi anlatsınlar. Şu ana kadar ne Sayın Cumhurbaşkanı, bu olayın en hararetli savunucusu olan, ne Sayın Başbakan, ne Sayın Devlet Bahçeli ikna edici bir cümle söylemiş değil. Nedir o prangalar? Bana söyleyin, başbakanlık mekanizması pranga mıydı? Ayak bağınız mıydı? Hani bu konuda ikna olma ihtiyacımız var. Niye hayır diyoruz? O nedenle hayır diyoruz. Peki, evet Sayın demeye Batka, hazırız. Anladım. Ama bir üçüncüsünü o şartlar oluşursa evet demeye hazırız. Bir üçüncüsünü söyleyeyim bakın. Buyurun. Şimdi tamamen denetimsiz ve dengesiz bir yapı isteniyor. Sen 800 katrilyonu harcayacaksın. 15, 20 veyahut 12 bakanınla hesap vermeyeceksin ve seni kimse denetlemeyecek. Küçük esnaf, sanatkar, yılda 15-20 bin lira kazancı olan insan fiş kesti mi, fatura kesti mi? Gelirini doğru beyan etti mi? 5 yıl boyunca sorumlu ve sürekli denetleniyor. Yanında çalıştırdığı işçiyi sigortalı yaptı mı? Şimdi bu kadar denetime önem veriyoruz. Ve bunun vergisi nereye gidecek? Alın teri nereye gidecek? Acaba bu alın terinin güvencesi var mı? Böyle endişelerimiz var. Bu modelde o da yok. Anladım. Bir şey peki. Daha, bir şey daha söyleyeyim. Sonra size buyurun. Bırakayım. Bir endişe daha. Şimdi eğer Cumhurbaşkanı parti genel başkanıysa ve ister istemez bir yere gelmek isteyenler bütünüyle o partinin ya sempatizanı ya üyesi olmak zorunda kalacak. Tek partili yapıya doğru gidecek. Türkiye tıkanacak. Evet, buyurun. Peki Sayın Matkap, şimdi çok konuşulan bir şey. Sizin Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha önce yaptığınız bir açıklama vardı Sayın Genel Başkan'ın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz diye. Ardından hayır gitmeyeceğiz, halka gideceğiz şeklinde ikinci bir beyanı oldu. Bu çok tartışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu fikir değişikliği nereden kaynaklandı? Şöyle, ne yazık ki üzüntüyle belirteyim. Anayasa Mahkemesi üyelerine duyulan güvensizlik bunda çok etkili oldu. Çünkü o kanun hükmünde kararnamelere dönük itirazları oldu bizimkilerin. Hı hı. Orada olağanüstü halin dışındaki kanun hükmünde kararnameler olmasına rağmen yetkimizde değil, biz bakamayız dedi. Bir güven sorunu var. O nedenle bu parti bu konuda ikiye bölündü. Henüz başkanlık sistemi gelmedi. Gelmediği halde güven duymuyorsanız geldikten sonra o zaman bir felaket mi olacak? Onu mu bekliyorsunuz? Gayet güzel. Gayet güzel söylüyorsunuz. Yani şunu söyleyeyim. Şu an önerilen sistem denetimsiz ve dengesiz bir siyasal güç üretiyor. Hı hı. Bu gücü herkes elde etmek ister. Ben de o sistemin cumhurbaşkanı olmak isterim. Ama ortak akıl diye bir şey kalmaz. Ne yapacağınız belli olmaz. Türkiye uçurumun kenarına gidebilir. Bunun böyle olmayacağını da anlatmıyor. Aslında hayır cephesinin konuşmasına gerek yok. Evet cephesi konuşsun. İkna etsin bizi. Fikrimiz değişebilir. Peki şimdi dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oktay Öztürk benim programıma konuk oldu. Dedi ki bizim meselemiz Tayyip Erdoğan meselesi değil. Adalet ve Kalkınma Partisi meselesi değil. Bizim onlarla hiçbir işimiz de yok, desteklemiyoruz dedi politikalarını. Ama bu konuda Türkiye'nin bekası var dedi. O konuşuyor dedi. Biz o nedenle evet diyoruz. Tam tersi. Şimdi siz de aynı şeyi söylediniz. Tam bizim tersi, Tayyip Erdoğan'la işimiz Türkiye'nin yok. Türkiye'nin bitmesi demek o. Çünkü bir devleti çağımızda bir devleti ayakta tutan kurumları liyakat esasına göre seçilmiş kamu görevlileri, bağımsız yargısı, bütün bunlardan mahrum edecek bir sistem geliyor. Yani bağımsız yargıdan tarafsız yargıyı da bir de eklediler biliyorsunuz. Hem tarafsız hem bağımsız yargı oldu. Anayasa Mahkemesi'nin 12 üyesini bu modelde Sayın Cumhurbaşkanı belirleyecek. Hı hı. Bütün hakim ve savcıları atayacak, Yargıtay, Danıştay üyelerini atayacak, hakimler ve savcılar yüksek kurulu 13 kişiye iniyor. Bunun 6'sını Cumhurbaşkanı belirliyor, 7'sini de partisi belirliyor. Önümüzdeki eğer evet oyu çıkarsa öyle olacak. Ortam bu. Tabii yani şimdi bir ülkede eğer yargı bağımsız değilse o ülke demokratik bir ülke sayılamaz ki. Orada o ülkede demokrasi olmaz. Eğer yargı, kamusal hizmetler tarafsız değilse o ülke çökmeye mahkum. Gördük işte. Yani son 10 yılda, 15 yıldaki soru çalınmaları, liyakat sisteminin yok sayıldığı atamalar,
askerlikte, yargıda, her yerde, güvenlikte, istihbaratta ne hale getirdi Türkiye'yi? Evet. Şimdi daha berbatına bizi mahkum etmek istiyorlar. Yoksa Cumhuriyet Halk Partililerin ön yargısı yok. Doğru bir sisteme biz AK Partililerden önce, MHP'lerden önce evet demeye hazırız ama ikna olma ihtiyacımız var. Peki Nihat Bey, şimdi süremin sonuna geldim ama bu soruyu sorayım sizden, bu şekilde de toparlamış olalım. 16 Nisan referanduma girilecek, 17 Nisan henüz gerçi devreye girmiyor yasa, 2019'da girecek ama nasıl bir gün uyanır Türkiye evet denirse ya da hayır denirse nasıl bir gün uyanır Türkiye? Yani şöyle, endişelerin, tereddütlerin çoğaldığı bir Türkiye olur. Yani mesela bana diyebilir ki ya bu sistem evet çıkarsa yabancı sermaye, bütün dünyanın yabancı sermayesi Türkiye'ye akacak. Hiç dikkat edin. İçi dolu bir şey söylemediler bugüne kadar. Tereddütlerle uyanacağız, endişelerle uyanacağız. Ve şunu söyleyeyim, yani bu kendi genel başkanım olsa bile ben aynı şeyi düşünüyorum. Hı hı. İnsana verilecek yetkiler aynı tepkiyi koyardım diyorsunuz. Koyarım. Cumhuriyet Halk Partisi de getirmiş olsa aynı tepkiyi koyardım. Aynı tepkiyi koyarım, doğru değil. Model işlemez. Yani anlattım size, keşke model işlese, keşke böyle Türkiye ekonomik açıdan uçsa, keşke alın terinin, özgürlüklerin güvencesi olsa bu model, kesinlikle itiraz etmeyiz. Biz bu konuda pozitif bakarız. Son cümle Sayın Matkap, buradan kameralar sizin, halka seslenin buyurun. Şöyle, şunu söyleyeyim. Anayasalar toplumun ihtiyaçlarına göre değiştirilir. Şu an dikkat ediyorum, esnafla konuşuyorum, sanatkarla konuşuyorum, sokaktaki yurttaşla konuşuyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Anayasa değişikliklerinden bir haberler. Gündemleri sadece ekonomik daralma. Hemen hemen Türkiye'nin %80'i, 90'ı ekonomik daralma yaşıyor. Ve gelirleri giderlerini karşılamayınca krediyle yaşıyorlar. Acaba bu ayın taksitini ödeyebilecek miyim? Acaba ölmeden önce evimi ipotekten çözebilecek miyim? Halkın gündemi bu. Halkın anayasa değişimi diye bir gündemi yok ki. Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı yok ki. Türkiye'nin daha demokratikleşme, daha ortak aklı arama ihtiyacı var. Bunu daha sonra paylaşalım. 16 Nisan'ı hayırla bitirelim. Ondan sonra böyle bir ihtiyaç varsa üniversiteler devreye girsin. Dikkat edin, hukuk fakülteleri konuşamıyor. Çünkü konuşan gidiyor, hemen ihraç ediliyor. Uzmanlar konuşsun, kurumlar konuşsun, sendikalar konuşsun, sivil toplum örgütleri konuşsun. Türkiye'ye yakışan bir anayasa yapalım. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.